Arkadaşlar merhabalar. Sesan Tıbbi Cihazlar'dan Fatih ben. Bugün sizlere pozisyon aldıran havalı yatak Sinap 8000T'nin tanıtımını yapacağız. Ve aynı zamanda pozisyon aldıran havalı yatak nedir, ne amaçla kullanılır? Basit bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle motor kısmından başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere gayet basit bir panelden oluşan bir motor kısmı var. Açma kapama tuşu ve pozisyon aldırma özelliğini açma kapama tuşu şeklinde iki adet tuşa sahip. Eğer pozisyon aldırma kısmını kullanmak istemiyorsak burada kapatabiliriz. Şu şekilde pressure kısmıyla basınç ayarını yapabiliriz. Burada işte yatağın yumuşaklığını basınç ayarıyla ayarlayabiliriz. Genelde biz işte 4-5 seviyelerinde tavsiye ediyoruz. Hani bas yaralarının oluşmasını daha iyi engellemek amacıyla. Pes kısmı da 8 dakika ile alt seviyesinde 8 dakika, statik seviyesinde 32 dakika arasında pozisyon aldırmayı sağlıyor. Şu an minimumda, yani 8 dakikada bir 25 derece açıyla hastaya pozisyon verdirecek yatak. Bunu işte istediğimiz şekilde çoğaltabiliyoruz 32 dakikaya kadar. Hücrelerinden bahsedelim. A artı B artı C şeklinde bir çalışma sistemi olan bir cihazdır. İki dolu bir boş şeklinde, yani şöyle gösterelim. İki dolu bir boş, iki dolu bir boş şeklinde çalışıyor. Bu boş olan hücreler bir sonrakiyle yer değiştirip tekrar iki dolu bir boş özelliğine geçtiğinde hasta altında bir masaj özelliği yaratıyor ve hastanın daha konforlu bir şekilde yatak üzerinde bulunmasını sağlıyor. 6 adet ventilasyon hücresinden oluşmakta yatağımız. Şöyle gösterelim ventilasyon hücrelerinde. Genelde bas yaralarının oluştuğu, en sık oluştuğu kısım hastanın sırt bölgeleridir. Sırt bölgesinde 6 adet ventilasyon hücresine sahip. Bu ventilasyon hücreleri sayesinde hastanın sırtı daha rahat, daha konforlu bir hava alıyor ve hastanın sırt kısmında bas yaralarının oluşmasını engelliyor. Aynı zamanda CPR özelliğine sahip. CPR özelliği şöyle bir özellik. Hastamıza herhangi bir ani müdahale olabileceği de baz alınarak bir CPR paneli konmuştur cihaza. Şöyle gösterelim. O da burada. Herhangi bir kalp masajı veya defibrilasyon yapılacaksa CPR çekiliyor ve çok kısa bir zamanda hasta direkt zeminle temas ediyor ve kalp masajının ve defibrilasyonun daha hızlı, daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Karyolaya koyulabiliyor yatağımız. Onun haricinde şilte kısmı, şu kısım poliüretan maddeden üretilmiştir. Sıvıyı asla yatağın alt tarafına geçirmez, yıkanabilir ve rahatlıkla da kurtulabilir. Onun haricinde motorun, şöyle gösterelim, arka kısmında eğer bir hasta karyolasında kullanıyorsak şu şekilde karyola arkasına asma aparatları da bulunmakta. Karyolanın silindir kısmına şu şekilde direkt geçirilip asılabiliyor gayet rahat bir şekilde. Cihazın motor kısmında herhangi bir arıza olduğunda cihazın üzerinde bulunan alarm ışığı yanıyor ve hastayı ve kullanıcıyı uyarıyor. Cihazda herhangi problem yoksa normal ışık yanıyor ve herhangi bir problem olmadığını gösteriyor. Sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.